sevgili 5. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Yazınızda bu soruların benzerleri çıkabilir diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırırsınız. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Bakalım yazılıya hazır mısınız, değil misiniz? Konuları öğrendiniz mi? Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Milyonlar basamağındaki rakamı 6 olan, rakamları farklı 9 basamaklı en küçük doğal sayının 10 binler basamağındaki rakam kaçtır? Şimdi bir kere 9 basamaklı olacak değil mi? Şöyle 9 tane nokta koyuyorum. Şöyle 9 tane nokta koydum. Bir şart var yalnız. Diyor ki milyonlar basamağında 6 var. Tamam, milyonlar basamağı neresi? Bakın bölük bölük ayıralım. Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünün ilk basamağı yani şurası milyonlar basamağı ve ne yapıyorum? 6'yı buraya koyuyorum. Burası 10 milyonlar, burası 100 milyonlar. Sonra ne diyor? İkinci şartı en küçük olacak diyor. Bir de rakamları farklı olacak diyor. Ha. Peki en küçük olması için ben başa kimi koyabilirim? Şimdi en küçük rakam 0 ama 0'ı başa koyamayız değil mi? O zaman 1'i koymalıyız. Çünkü 0'ı başa koysak o zaman 9 basamaklı olmaz ki. Baştaki 0'ın değeri yok. 1'i koydum. Sonra yanına 0'ı koyabilirim. En küçüklerden yürüyorum yani. Burası mecburen 6'ydı. Başka kim var? 2 var. 3 var. Rakamlar farklı olacak. Aynı rakamları yazamam. Eğer rakamlar farklı demeseydi hepsine 0 doldurdum. Devam ediyorum. 4 var. 5 koydum. 6'yı zaten kullanmıştım. 7 koyuyorum. Sonra 8 koyuyorum. İşte buradaki şartları oluşturduğumuz sayı bu. Ve bunun ne diyor? 10 binler basamağındaki rakam. 10 binler basamağı binler bölüğünde tam ortadaydı. Yani şurası değil mi? 3'ün olduğu yer. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. İkinci soru. 878.138.288 doğal sayısındaki 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bu işin çok kolay bir yolu var. Şöyle yani tek tek ayrı ayrı yazıp toplamanıza gerek yok. Ne yapacaksınız? 8 rakamının basamak değerlerini toplamını soruyor değil mi? 8'leri şuradan çıkaralım şuraya. Şunu da şuraya koyalım. Bu buraya. Herkesi yerinden yukarıya çıkarıyorum yani. Sonra diğer basamaklar yani 8 olmayan basamakların olduğu yere 0 koyun. İşte bunların buradaki 8'lerin basamak değerini böylece bulmuş olursunuz. Ve ne oldu? 808.008.088. Nerede var bakalım? Sanıyorum A şıkkında değil mi? Şöyle bir karşılaştırıyorum. Evet, A şıkkı. Eğer bu yöntemi bilmiyorsaydınız ne yapardınız? Şöyle yapardınız. Şimdi bunun değeri 800 milyon yazardınız. 800 milyon. Şöyle ben onu da o yöntemi de göstereyim. Diğeri 8 milyon. Onu da yazardınız. Bakalım aynısı çıkacak mı? Diğeri 8000 değil mi? 8000 de yazdık. 80 ve 8. Güzel olmadı. Sonra bunları toplardınız. 8, 8, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 8. İşte bakın aynısı çıktı. Yani eğer şu rakamların basamak değerleri toplamı diyorsa soruda o rakamları yukarı çıkarın. Diğerlerine 0 koyun. Mesela deseydi ki şu sayıda 7'nin basamak değeri kaçtır deseydi. 7'yi yukarıya çıkaracaktınız örneğin. 7'nin arkasındaki basamaklara şöyle sıfırları koyacaktınız. Yani oradaki basamaklar adamın üstüne de yazmış olduk ama neyse. Şöyle koyacaktınız yani. Baştakine koymanıza gerek yok. Çünkü baştakinin değeri yok zaten. 7'nin basamak değeri 70 milyon olacak. Örnek veriyorum yani. Hani şuradaki 7'yi gösteriyorum. Bizim cevabımız tabi A şıkkı. Burada çok da uzatmayalım. Diğer sorulara zamanımız kalsın. Üçüncü soru. Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada dikkat edeceğiniz şey neyse anlatarak göstereyim. 5 tane 10 milyon. Bakın 10 milyonlar basamağından başlıyor. Koydum 5'i. 2 tane 1 milyon var. Tamam. 1 milyon. Milyonlar basamağına da koydum. Şimdi bakın 100 binlik yok. Çünkü milyonlardan sonra 100 binler basamağı var. Değil mi şurada? 100 binler, 10 binler, binler. Yüzler, onlar, birler. 100 bin yazmamış. Yazmadıysa o zaman buraya sıfırı kendin koymalısın. Şimdi birazdan öğrencilerin yaptığı yanlışı da göstereceğim ama önce bitireyim soruyu. 6 tane 10 binlik var. Evet burası. 8 tane binlik var. Tamam.
3 tane yüzlük var. Tamam. Onluk yok. Ha, o zaman 0. 4 tane de birlik var. İşte sayımız 52.068.304. Nerede? 52.068.304. Cevap D şıkkı. Şimdi diyelim ki şıklar yoktu. Öğretmen böyle bir soru sordu. Öğrencilerin yaptığı hata şu. Şuradaki rakamlara bakıyor öğrenci. 5, 2 yazıyor buraya. 5, 2, 6, 8 sırayla yazıyor. 3 ve 4. Tamam diyor, sayıyı buldum, cevabı yazıyor böyle. Şıklar yok diyelim ki, boş verdi öğretmen. İlla şık vermek zorunda değil. Klasik yani, boş bir yer bıraktı. Öğrenci bunu yazdı, oh dedi, 10 puan aldım. Hayır, alamadı. Çünkü aradaki sıfırları unuttun. Bu yanlış. Şöyle çizelim üstünü. Buna dikkat edin. Yani verilmeyen basamaklardaki sıfırları unutmayın. 4. 504.805.002 doğal sayısının 10 milyonlar basamağında hangi rakam bulunur diyor. 504 milyon. Aslında hemen cevabı bulduk biz burada da. Devam edelim. Sayıyı oluşturalım. Çünkü 10 milyonlar basamağı burası zaten. Neyse. 805.000. Bunu da koyduk. 2 diyor değil mi? 002. Sayımız bu. 10 milyonlar basamağı şurada milyonlar bölüğünde şu sıfırın olduğu yer. O zaman cevap A şıkkı. Ya bu kağıt niye benim elime sürekli takılıyor? Devam edelim. 5. soru. 983.079.256 doğal sayısının milyonlar bölüğünde bulunan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Milyonlar bölüğünde kimler var? Şurası. 9, 8 ve 3 var. Bunların sayı değerleri toplamı diyor. Yani rakamların kendisiyle aynı oluyor. 9, 8 ve 3 topladığımız zaman 20. Cevap değişik. Kolaymış. 6. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre sıralanmıştır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Bakın bu kez şıklar yok. Böyle bir örüntü verilmiş. 75, 74, 72, 69. Şimdi sayılar azalıyor. Ama ne kadar azalıyor? Önce bir tane azalmış. Sonra iki tane azalmış. Sonra üç tane azalmış. He, azalırken de eşit azalmıyor. Yani her defasında bir tane fazla azalıyor değil mi? O zaman 4 tane azalacak. Yani 69'dan 4'ü çıkardığımızda ne kalıyor? 65 kalıyor. O zaman buraya 65 yazmalıyım. Sonra 5 tane azalmış. 60 doğru. 6 tane azalmış. Bakın -6 54. Şimdi 7 tane azalacak. O zaman buraya da kim gelecek? 47 gelecek. İkinciye bakalım. 14'ten 11'e 3 tane azalmış. Sonra 4 tane çoğalmış. 3 tane azalmış. O zaman 4 tane çoğalacak. Örüntü böyle gidiyor. 4 tane çoğaldığında bakalım uygun sayı diğer sayılarla da uyacak mı? 4 tane artırıyorum 16. Artı 4 diyorum. Sonra 3 tane azalınca 13 oluyor mu? Oluyor. O zaman doğru sayıyı buldum demektir. 16. 7. Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkan sayı 88 artırılırsa sonuç nasıl değişir? Önce cevabı söyleyeyim de sonra açıklayayım. Değişmez. Neden değişmez? Çünkü ikisi de aynı oranda artıyor. Yani şöyle düşünün. Bir araba var. Ben bunu hep çıkarma işlemini böyle arabayla anlatıyorum. Bu eksilen sayı. Öne geldi. Şoför bunu park etti. Sonra çıkan sayı. O da başka bir araba geldi. O da arkaya park etti yolun kenarına. Bu da çıkan sayı. Çıkarma işlemi ve burası da fark. Neresi fark? Şu aralarındaki boşluk yani. Öndeki arabayla arkadaki arabanın şu arasındaki boşluğa fark. Ben bunu böyle benzeterek yapıyorum. Şimdi ne oldu? Eksilen sayı, yani şu şoför bindi, 88 daha arttırdı. İleri gitti. Fark ne oldu? Çoğaldı değil mi? Bu kadardı. Biraz ileri gidince daha da fark çoğaldı. Çıkan sayı, o da dedi ki dur bakalım ya arkadaş sen nereye gidiyorsun? Benden kaçma. O da 88 yaklaştı. Az önceki farkın aynısı oldu zaten. Bu gitti. O da o kadar ona yanaştı. Gene az önceki fark kadar. Yani değişmez dediğim bu. O yüzden değişmez. Değişik oldu. 8. soru. K harfi 53. 8 K böyle bir doğal sayı var. Hepsini tek tek okumayalım. Sayısının sayı değerleri toplamı 49'dur. Buna göre K yerine hangi rakam gelmelidir diyor. Şimdi ilk önce böyle bir soruda gördüğümüz rakamların sayı değerlerini toplayacağız. Yani 5 artı 3 artı 8 artı 4 artı 3 artı 8. Yani gördüklerimi toplayacağım. 8, 16, 20, 23, 8 daha 31.
Toplam hepsi beraber 49'muş. O zaman 49'dan bu gördüklerimi çıkaracağım. Geriye K harfleri kalacak. Ne oldu? 8, 18. Demek ki bu 3 tane K harfinin sayı değerlerinin 3'ünün 18 oluyormuş. O zaman 18'i 3'e bölerim. Eşittir 6. Demek ki bu K harfinin yerinde 6 varmış. Cevap bu. 9. Bir bakkal 3 tanesini 75 kuruşa aldığı çikolatanın tanesini 50 kuruşa satıyor. Bu bakkal 24 tane çikolata satarsa kaç TL kâr eder diyor. Şimdi tanesini 75'e almamış, 3 tanesini 75'e almış. O zaman ben 75'i önce 3'e böleceğim ve ne yapacağım? Bir tanenin fiyatını öğreneceğim. Evet, 2 kere 3 6, 5 kere 3 15. Zihinden de bölebilirdik ama ben işlemi göstermek için yaptım. Bir tane çikolatayı 25 kuruşa almış, 50 kuruştan satmış. Ne kadar kâr ediyor? 50'den 25'i çıkardığımızda her çikolata başına bu bakkal 25 kuruş kâr ediyor. Ve 24 tane çikolata satarsa diyor. Tamam, 25 kuruş ile 24'ü çarpıyoruz şimdi. 24 tane satacak. 4 kere 5 20 elde var. 2 4 kere 2 8 2 de elde 10. 2 kere 5 10 2 kere 2 4 5 topluyorum 0 0 6. 600 kuruş. Ama sorunun sonunda diyor, ne diyor? Kaç TL kâr eder? O zaman 600 kuruşu TL'ye döndüreceğiz. Kuruşu TL'ye döndürürken nasıl yapıyorduk? 100'e bölüyorduk. Çünkü 1 TL 100 kuruş olduğu için 100'e bölüyoruz. Yani kısa yoldan bölebilirsiniz. 2 sıfır silersiniz. Demek ki 6 lira kâr etmiş. Cevap A şıkkı. 10. soru. 3250 TL'ye buzdolabı alan Emel Hanım 370 TL'yi peşinat olarak vermiş ve kalan borcunu 9 ay eşit taksitle ödemiştir. Emel Hanım'ın ödediği bir taksit kaç TL'dir? Bir problem sorusu sınavda karşınıza çıkabilir. İlk önce şu peşin olanı bir çıkaralım. Onu vermiş zaten. Buzdolabının fiyatı 3250. 375 şey 370'i ödedi. 0. 15'ten 7 çıktı 8. Burada kaldı 1. 11'den 3 çıktı 8. 2880 kalıyor. Bunu da 9 ayda ödeyecek. Yani her ay eşit olarak 9 ayda ödeyecek. 2880'i 9'a bölersek bir ayda ödeyeceğim taksit miktarını bulacağız. 2'de yok. 28'de 9. 3 kere 9 27 oluyor. 1 kaldı. 8'i getiriyorum. 18'de 9 2 kere var. Evet. Bölme bitmedi henüz. Çünkü bir basamak daha var. 0'ı getiriyorum. 0'da 9 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 koyuyorum. Her ay 320 TL ödeyecek. Yani cevap B şıkkı. Bölme işlemleri muhakkak yazılıda çıkar diye düşünüyorum. Öğretmen size sorar. Bakalım bölme işlemini yapabiliyorlar mı diye. Ben öyle düşünüyorum. Umarım yanılmam. 1'de 43 yok. Bölme işlemini hatırlıyoruz. İkisini beraber soruyoruz. 19'da 43 var mı? Yine yok. Çünkü az geliyor. O zaman bunları da soruyoruz. 193'te 43. Mesela bunu 40 olarak düşünsek. 40, 80, 120, 160. 4 tanesi 160. 5 tane olsa 200 olur. Buraya geçer yani. O zaman 4 tane yeter. 4 kere 3 12, 4 kere 4 16, 17. Çıkaralım 1, 2 ve bir basamağımız var. Getirdik 215. 43 kaç tane olabilir burada? 5 tane yeterli. 5 kere 4 20 biliyorsunuz. Yani 5 kere 40 200. 6 tanesi fazla gelir. Yapalım. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 4 20. Bir de elde 21. Yani tam geldi. Demek ki sonucumuz 45. Buna bakalım. 3'te 36 yok. 36'da 36 bir kere var. Bu bölmeyi almamın sebebi öğretmen bunu sorabilir. Çünkü her defasında bir kişi getirmeliyiz ve bunu sormalıyız. Çünkü sıfırları unutuyor öğrenciler. O yüzden bunu gösteriyorum. 3'te 36 yok. O zaman buraya bir sıfır koymalıyım. Sonra bir kişi daha getiriyorum. 36, 36, 36 bir kere var. Yani yukarıdan her defasında bir kişi getirmelisiniz. 3'ü getiriyorum. 3'te 36 yok. O zaman bir sıfır. 36 oldu. Bir kişi daha geldi. 36, 36 bir kere var. Evet, bu sıfırları öğrenciler unutuyor. O yüzden özellikle gösterdim. Bu örneği aldım yani. Cevap 10.101 oldu.
Evet, 12. soru bir problem. Bir okuldaki 530 öğrenci, 35 öğrenci taşıyabilen araçlarla kitap fuarına götürülecektir. Buna göre öğrencileri taşımak için en az kaç otobüse ihtiyaç vardır? Yani böleceğiz. 35-35 binecekler değil mi? 530 öğrenci var. 530'u 35'e bölelim. 5'te yok. 53'te 35 bir defa var. Çıkarıyorum. 3'ten çıkmak 13'ten 5 çıktı. 8. 18 kaldı. Şimdi 0 var. Onu da getiriyorum. 180'de 35 kaç tane olabilir? 6 kere 30 biliyorsunuz 180 ediyor ama bunun fazlalığı var. O zaman 5 tane yazsak yetebilir. Yazalım deneyelim bakalım. 5 kere 5 25. 5 kere 3 15 17. 175 oldu. Tamam. 5 kaldı. 0 0. Şimdi 15 tane otobüs hemen A şıkkını işaretlemiyoruz. Niye? Çünkü burada 5 tane öğrenci de kaldı. Bunlar fuara gitmesinler mi yani? Bunlar için de bir otobüs lazım. Yani burada kalanları göz ardı etmemeliyiz. O yüzden bu 5 öğrenci için de yeni bir otobüs gelmesi gerekiyor. Onların okulda kalmaması gerekiyor. 15 otobüse öğrenciler bindiler. Bu 5 tane de başka bir otobüse bindi. Yani burada cevap 16 olacak. Çünkü bunları taşımak için en az kaç otobüs lazım diyor. 15 tane yetmiyor. Bunlar kalıyor okulda çünkü. Şimdi bu bölüm üslü sayıları öğrenenler için. Eğer öğretmenim biz daha üslü sayılara geçmedik diyorsanız bu sorular sizi ilgilendirmiyor. Çünkü öğretmen öğretmediği bir şeyi sormaz. Bazı okullarda belki geçmiş olabilirler. O yüzden ben son iki soruyu bu üslü ifadelerden aldım. Şimdi ne demek bu? 5'in küpü. 5 üssü 3. 5'in 3. kuvveti demek. 3 tane 5'i çarpma yap demek yani. 3 tane 5'i çarpma yap. Şöyle. Ve nerede bu ifade? Doğru cevap A şıkkında. Diğerleri değil. Bu ifadeye uygun değil. Dediğim gibi üstteki üst olan kısım kaç tane olduğunu söylüyor. Burada da hangi sayının kendisiyle çarpılacağını yani taban kısmı. Cevap bu. Ve yine o soruyu destekleyen bir soru. Şimdi buradaki tablodaki boşlukları dolduracağız. Şimdi ilk sırada 5'in karesi diyor. 5'in karesi demek yani 5'in 5 üssü 2 demek. Biliyorsunuz kare ve küp olduğunda özel bir okunuşları var. 5 üssü 2 ya da 5'in karesi diyebiliyorsunuz. 4 üssü 3, 4'ün 3. kuvveti veya 4'ün küpü denebiliyor. Devam edelim. Tekrarlı çarpımı ne demek? 2 tane 5'i çarpma yap demek. 5 çarpı 5 ve cevap 25. Bu ne? 10 çarpı 10 yani 10'un 2. kuvveti 2 tane var çünkü. O zaman 10'un karesi ya da 10 üssü 2 yazabilirsiniz. Fark etmez. İkisi de doğru. Peki kaç eder? 100 eder. Burada ne var? 4'ün küpü veya 4 üssü 3. Her söylenişini sizlere aktarıyorum. 4'ün küpü yazayım ben. Açılımı nasıl? Şöyle 3 tane 4'ü çarpma yap demek. Cevap 64 çıkmış zaten. Çünkü 4 kere 4 16. 16 ile de 4'ü çarpınca 64 oluyor. Burada 2'nin küpü zaten gösterilmiş. Şöyle yazılacak. Peki kaç ediyor? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Cevap 8 oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.